Selamün aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arısoyun Hobileri YouTube kanalımdan hepinize kucak dolusu selamlar. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyi. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, gördüğünüz gibi bugün sizlerin karşısına dolu dolu çiçek açan dikenler tacı kızlarımla geldim. Şöyle gördüğünüz gibi onun yanında şöyle güzel mi güzel kohlera kızımla geldim arkadaşlar. Evet, bugün şöyle hazır kışa da girerken dikenler tacıma nasıl bakıyorum, kohlera kızlarıma nasıl bakıyorum, nerede durmalı, nasıl çiçek açar ve nereyi sever, ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu güzelliğime bir bakar mısınız? Annesinin fıstık kızı yakında bunlar da açacak arkadaşlar. Bakın şöyle bir saksı kohlera. Gördüğünüz gibi onun yanında şöyle bodur dikenler tacım var arkadaşlar. Çok seviyorum. Yazın kışın üstünden çiçeği eksik olmuyor. Bakın pardon arkadaşlar. Şöyle bakın bodur dikenler tacı arkadaşlar. Bu da ithal türden. Şöyle kohlera kızlarımı bir kenara çekeyim. Bodur dikenleri tacımdan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu da ithaldir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da iri çiçek açar. Ne der rengi, bu tarafı böyle, bu tarafı böyle diye sorarsanız aslında asıl rengi şudur arkadaşlar. Ebru'lu sarı. Fakat burası güneş görmediği için, güneşi az gördüğü için hafif yeşilimsi bir renk açıyor arkadaşlar. Bakın iri çiçek açan, şöyle de göstereyim arkadaşlar. İri çiçek açan bodur dikenler tacı. Güneş gören yeri tamamen turuncu. Gördüğünüz gibi. Şu da orta normal güneş gören. Zaten asıl rengi budur arkadaşlar. Benim bu güzel kızım çok güzel arkadaşlar. Hiç üstü çiçeksiz kalmıyor. Burası da güneşi az görüyor. O yüzden bu şekilde. Ayrı bir güzelliği var arkadaşlar. Evet, benim bu güzel kızlarıma bir maşallah alırız inşallah. Öyle değil mi sevgili dostlarım, değerli takipçilerim? Şöyle bunu yerine koyalım. Ben şöyle şunu bayağı oluyor. Geçenlerde budamıştım arkadaşlar. Ebru'lu dikenler tacım bu. Budadım. Köksüz bir şekilde toprağa ektim. Anca bu kadar. 2 ayda daha yeni çiçek açıyor. Dikenler tacını köksüz bir şekilde ekerseniz 1,5-2 ayı buluyor kendini. Çiçek açmasını ve toparlanmasını arkadaşlar. Bazı arkadaşlar dikenler tacı 3 günde kökleniyor, 4 günde kökleniyor diyorlar. Dikenler tacı 3 günde 4 günde köklenmez arkadaşlar. Dikenler tacını bırakın yaprak güzeli bile. Hani en basitinden söyleyeyim, öyle 3-4 günde köklenmez. Hele hele ki dikenler tacı köklendiren varsa muhakkak köklendirici veyahut da ilaç kullanıyorlardır. Dikenler tacı kolay kolay köklenmiyor arkadaşlar. Toprağa ektiğinizde bile kendine 1-2 ayda anca geliyor. Hele şu güzel kızıma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunu da ben budamıştım, ekmiştim çoğaltma amaçlı. Benim bu güzel kızım şeker pembesi açıyor. Fıstık kızım benim. Anaçları içeride arkadaşlar. Şöyle sizlere budayıp da ektiğim, yani çoğalttığım dikenler tacımı göstermek istedim. Onun yanında şöyle mısır patlağım var. Hele bunun dalı ne geçer ne söner arkadaşlar. Yazlı kışlı üstü bu şekilde çiçekli oluyor mısır patlağı. Aslında bu da ithaldir ama mini çiçek açıyor. Bu da ithal değil, niye diyeceksiniz. Şöyle göstereyim. Gövdesi iri arkadaşlar. Şu gövdesi var ya, yapraktan gözükmüyor. Şöyle nasıl göstereceğim bilmiyorum. Gövdesinin ağaç kısmı aynı ithal gibi arkadaşlar. İthal olanlardan. Dikenleri ve gövdesinin ağaç kısmı aynı ithal olanlardan. Bakın bu şekilde altlardan yeni yavrular veriyor. Şimdi çiçeklerimizin tam budama zamanı, tam ekme zamanı. Bahar ayından bile daha iyi tutuyor arkadaşlar. Ekim ayında, Kasım ayında çiçeklerinizi çoğaltabilirsiniz, budayabilirsiniz, ekebilirsiniz. Topraklarınızı, saksılarınızı değiştirebilirsiniz. Bahar ayından daha iyi tutuyor. İnanın şimdi bu zamanda. Bakın ben geçen haftalarda menekşe ektim. Ya daha doğrusu menekşenin toprağını ve saksısını değiştirdim. Sizler de biliyorsunuz, hepsi de maşallah patır patır tuttu. Şimdi çok zaman arkadaşlar, çiçekler Ekim Kasım ayını seviyor. Nisan ayına göre daha verim alıyorum ben çiçeklerden. Sizleri bilmiyorum ama şimdi şöyle Kasım ayında, Ekim ayında, Aralık'ta bile ektiğim zaman arkadaşlar, inanın bahar ayındakinden daha iyi verim alıyorum. Çünkü çiçekler serin havada toprağa daha çabuk adapte oluyor. Sıcakta kolay kolay sıcağı sevmiyor arkadaşlar.
Şöyle kohlerlerden bahsedeyim. Kohlera çiçeğimden bahsedeyim. Bu da sıcağı sevmiyor arkadaşlar. Kışın pencereden cam önünden gelen perde arkası güneşi seviyor. Yazın ise serin ama az şöyle uzaktan gelen güneşi seviyor. Az şöyle uzaktan gelen güneşi seviyor arkadaşlar. Suyu ise ben toprağa kurudukça suluyorum. Bakın bu şekilde altlardan yavru da verdi. Benim bu güzel kızım. Bir ismi de tüylü küpeli arkadaşlar bunun. Bir ismi de komşu çatladan diyorlar. Kohlera kızım. Bakın onun yanında da şöyle şu saksımda da var. Bunlar da full tomurcuk da yakında çiçek açacaklar arkadaşlar. Sizlere şöyle söyleyeyim. Sularken yapraklarına dikkat edin. Bu kohlera çiçeği arkadaşlar eğer yaprağına su değerse bakın bu şekilde oluyor. Sizin kohlera çiçeğinizin de yaprağında bu şekilde alacalık varsa bu hastalık değil arkadaşlar. Ben sularken ben biliyorum dikkat ettim buna. Sularken yaprağına su değdirdiğim için bu şekilde alaca oldu. Bu hastalık değil arkadaşlar. Şöyle sularken elinizle hafif aralayın. Ya da bilemediniz şöyle alttan sulayın. Yani ben hani menekşeleri nasıl birleyen su dolduruyorum da şöyle suya koyuyorum ya. O şekilde alttan da sulayabilirsiniz. Menekşegillerden olan bir çiçektir kohlera çiçeği. Ve suyu yaprağı sevmiyor. Aynı menekşe gibi. Menekşenin yaprağı da suyu sevmiyor arkadaşlar. Hele hele kohlera hiç sevmiyor. Yaprağı direkt alaca bulaca oluyor birkaç gün sonra. Hani sanırsınız ki güneşte yandı sanırsınız. Güneşte yanmıyor arkadaşlar. Su değdiği için öyle oluyor. Serin ortamı seviyor. Yazın fazla güneş istemiyor. Kışın da cama yakın perde arkasından gelen güneşi gördü mü? Üstü çiçeksiz olmaz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Benim dikenler tacım zaten hepsi cam önünde. Yazlı, kışlı arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz ben toprağa kurudukça su veriyorum bu güzel kızlarıma. Arada bir de kürler de yapıyorum. O yaptığım kürleri de sizlerle paylaşıyorum. Evet şu güzel kızımın şekerliğine bakar mısınız? Onun yanında şöyle bir de mısır patlağım. Annesinin tatlı kızı. Evet arkadaşlar bu güzel kızlarımın karşısında şöyle bir gün sizlere nerede olduğundan bahsettim. Çiçeklerimi nerede konumlandırdığımdan bahsettim. Bugün kür vermedim ama kızlarımın karşısına geçip şöyle bir çay keyfi yaptım. Evet bu güzel kızlarımla bu çay da bana afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar. Şöyle çiçeklerimin karşısına geçip de bu şekilde çay keyfi yapmak çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hele bu güzelliklerim bu şekilde coştuğu zaman daha bir çok seviyorum. Daha bir coşku oluyor şöyle şu güzelliklerime bir maşallah alırım. Bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.